Omnibus. Paris Komünü. Aynı Sovyetler gibi. Tamam mı? Buradaki fark, Bolşevikler Sovyetleri ele geçirip pasifize edebildi. Fakat burada meclis Paris Komünü'nde aynı şeyi yapamayacak. Onu ortadan kaldırmak durumunda kalacak. Ve onun sözcüsü olan Robespierre gibi insanları da meclisten elecek bir süre sonra. 10 Ağustos'ta ikinci devrimi yapıyor. Bu sefer tamamen radikal. Her gün birini öldürüyorlar abi. Lan kralın yeğeni var. Adam ismini Philip Legalite diye. Philip eşitlik Dorleyan değil yani. Adam eşitlik Philip diyor kendine. Onu bile öldürdüler. Merhaba Berat. Merhaba hocam. Merhaba Bengi. Hocam o nedir? Kitap. Türk halkına yeni bir konsept. Biliyorsun eskiden böyle scrolllar vardı. Kitap diye, biliyorsun kitabın bulunuşu diye bir şey var. Tabii 1000 yıl önce kitap yoktu. Kitap kendi bound format, ciddi format belli bir noktadan sonra bulunuyor. Mesela diyorlar İskenderiye Kütüphanesi'nde 100 bin kitap var bilmem ne. Onlar scroll. 3-5 fatura şeyi gibi böyle büyükmüşler. Öyle bildiğin ciddi kitap sonradan çıkıyor. Evet, ciddi bir kitap. Yeni bir konsept. Fransız devrimi. Belli devrimleri seri halinde yapacağız. Bundan sonra Rus devrimi gelecek. Ondan sonra başka devrimler gelecek. Böyle bir seri halinde olacak. Buradaki amacım Fransız devrimi çok önemli. Sanayi devrimiyle Fransız devrimi aynı şey değil ama iki moderniteyi belirleyen iki şey. Sanayi devrimi bizim üretim kapasitemizi arttırarak bugünkü işte refahı falan mümkün kıldı. İnanılmaz savaşları mümkün kıldı. Öldürmeyi ve daha iyi yaşamayı hem negatif hem pozitif mümkün kıldı. Sonuçları daha önemli. Ama Fransız ihtilalinin bence nedenleri daha önemli. Dolayısıyla bu kitapta Fransız devriminin nedenlerini ve Fransız devriminin ilk 5 senesini anlattım. Bu 5 sene içinde birden fazla devrim var. Bize bir tane devrim düşünüyoruz. Bastilya ama öyle değil. Bir sürü devrim var. Bunları anlatmaya çalıştım. Bunu da şundan yaptım. Şimdi basit giriş kitabı seviyesinde bir kitap ama bu tip çok öğrencilere okuma verirken de bazen o giriş kitaplarını da veriyorum fakat çok karışık bir şey. Yani her 6 ayda bir yeniden devrim oluyor. Bunu olabildiğince basitleştirmek ve belli bir şema üzerinden anlatmak istedim ve görsel olarak da zenginleştirmeye çalıştım. Çünkü Fransız devrimi üzerine çok fazla şey yani fotoğrafın bulunmasından önce çok fazla üstüne tablo yapılmış, çok fazla karikatür yapılmış, basını falan çok meşgul etmiş bir olay ve fotoğrafın olmadığı bir dönemde, renkli fotoğrafın ele olmadığı bir dönemde çok fazla yağlı boyası işte ne bileyim basında renkli şey olmuş. Mabers'te böyle bir imkan da vardı. Bu başka bir formatta. Bu şekilde göreceğiniz gibi bunları renkli şekilde basabilme imkanını da bulduğumuz için hem böyle görselle metni de bir araya getiren ve bu 5 çalkantılı seneyi genelde herkesin böyle yalap şap anlattığı o kadar ki Fransızca kelimelerin Türkçeleri bile oturmamış. Yani aslında herkes birazını anlatıyor. Oldukça zor bir şey. Şimdi şöyle zaten başlıyor. Önce bir asiller topluyor 1780'de. Olmuyor meclis topluyor. Meclis iki kameralı toplanıyor sonra isyan ediyor. İşte kapatmaya çalışıyor. Kapanmıyor. Tekrardan kendini tek kamera yapıyor. Ondan sonra kralı Paris'e getiriyor. Ondan sonra efendime söyleyeyim bir seçim oluyor. Bu sefer radikaller geliyor. O meclis işte bir ayaklanmayla dağılıyor. Bir meclis daha çıkıyor. Paris halkı onun üstünde baskı oluyor. Girondenler geliyor. Onlar öldürülüyor. Ondan sonra Jacobenler var. Jacobenler 3 ayrılıyor. İkisi eleniyor. Oradan şu geliyor. Robespierre geliyor. Robespierre Danton diyor. Bitti hocam. Yani işte çok karışık. Hiç kimse de bunu bilmiyor. Yani tarihçilere de sorsam ne anlat diye baştan sona kimse anlatamaz. Şeye güveniyordum. Ben anlatırım. Çünkü ben Fransız tarihini çok seviyorum. Bir de benim doktorluğum Fransız tarihidir. Dedim ki bu boşa gitmesin yani. Bu anlamda bu karmaşık süreci sadece karmaşık süreçte değil bir şeyle anlatmak istedim. Mesela çok bilinmez aslında Fransız ihtilalinin önemli nedenlerinden biri kapitalistik hiçbir toplumun feodal olarak yönetilmesi. Şimdi artık para ekonomisine geçilmesi lazım. Fakat para ekonomisine geçilemiyor. Neden geçilemiyor? Çünkü para ekonomisine geçmek için herkese eşit vergi vermen lazım. Ama birilerini vergilendirmek için mecliste onaylatman lazım. Meclis yok ortada. Meclis kurdun mu böyle loncalar gibi çok korporasyonlar. Yani tüzel kişilikler var. Bunlar mesela kilise gibi. Kilise kendine vergi koydurtmuyor. Veto ediyor. Ya da aristokrat kendine koydurtmuyor. Veto ediyor. Dolayısıyla hep beraber bir araya gelip yeni bir vergi sistemi ortaya çıkarmalar. İç gümrüklerin kalkması lazım. Abi Paris'ten Lyon'a gidiyorsun vergi ödüyorsun. Bir milli market yaratman, milli pazar yaratman lazım. Bunu yaratamıyorsun. Serflik var. Banka manka kurulduğu dönemler. Borsa morsa var yani. Serflik var. Köylü köyünde kalmak zorunda. Oysa işçi ihtiyacı var. Şehirlere gidebilmesi lazım. Bu mümkün olmuyor. Herkes eşit değil. Yeni bir sınıf yükselmiş burjuva ama hakkı yok. Bir sürü problem var. Bu problemler çözülmesi lazım. İşte bu tip problemleri çözmezsen, Rus devriminde daha belirgin bir şekilde var ki ikinci kitap onun üzerine olacak. Çözmezsen bir yere geliyor orada patlıyor. 1789'da da 1917'deki gibi. Ondan sonra bir anda bütün kellelerin kesildiği devrim oluyor. Yani evirmezsen devirirler gülüm diyebiliriz. Demokrasinin güzelliği o yani arada eviriyorsun. Görsel bulmak da zordur böyle bir şeydi. Bayağı görselli. Evet en güvendiğim şey bu. Çok çeşitli görseller var içinde ve görselleri bilinen görsellerden seçmedim. Hani böyle çok bilinen tamam içinde Tiyer Zeta'nın olduğu şeyler var. İşte Tilya Savaşı bunları biliyorlardır. Ama 50-60 belki 100'e yakın görsel var. Böyle kişi şeyi fazla koymadım. Bir tane 16. Lüyü var mesela. Ve çok fazla karikatür şey kullanmak istedik. Yani basından falan filan da. O gün ruhunu yakalayan. Çünkü normalde tablolar. Onların da en fotojenik olanlarını kullandık ama basında ne çıkıyor? Orada çünkü problemi de anlatıyor. Mesela bizde o yok. Bizde kitaplar teknoloji bu kadar gelişmişken video essay diye bir şey niye çıktı bundan? Şimdi biz kitabı yazıyoruz. Karşısına siyah şeyi koyuyoruz. Adam okuyamıyor bile orada.
orada. Şimdi ne oldu? Renkli kitap yapmazsan adam bu sefer video essay izlemek zorunda kalıyor. Görüntüyle anlatman lazım. Fransızlar görüntüyle o dönemin gazetinin ruhunu anlatmak açısından önemli. Zaten o dönemin ruhu önemli. Bu adamlar neden böyle kudurdular? Esas önemli olan kısım bu. Bu soruya cevap bulmak istedim. Nedir bu gerekçeler? Bir tanesinden bahsettiniz şimdi. Abi işte sistem sıkışmış durumda. Bunların bütçe bir kere açık veriyor. 475 milyon gelir, 600 milyon masraf var. 1.2 milyar altın borç. Yani artık öyle bir borç yapılmış ki bu borcu ödeyemiyor. Para lazım. Para için de vergilendirmek lazım. Ne yapıyor kral? Topluyor önce 1787'de işte ülkenin ayağını, önemli aristokratlarını. Bu sorunu çözün. Yani bir sistem yaratın bana diyor. Bazı haklarınızdan vazgeçin. Onlar da diyor ki bazı haklarımızdan vazgeçelim. Ülkeyi tabii ki kurtaralım. Ama biz bunu yapamayız. Onlar da uyanık. Sen diyor bir meclis kur. Eta genero diye bir şey var. Genel meclis. Bu da şu. Bizdeki ayanların toplanması gibi önemli insanları topluyorsun. Ülkede bir kriz olduğu zaman onların fikrini soruyorsun. Ve rızasını alıyorsun ki rızasız ilerleme. Çünkü sistem krizi. Bu en son 1626'da toplanmış. 150 sene bir daha toplanmamış. Kral bunu bir şekilde topluyor. Maliye bakanları değiştiriyor falan filan. İşte en son 1626'da toplanan bu meclisi tekrardan topluyor ve insanlara hani hadi arkadaşlar siz de fikrinizi sorun. Çünkü meclis oradan çıkmıştır. Hani fikrini soruyorum ayağına vergilendireceksin. Tabii meclis milletin parasını almak için çıkmış. Mesela bizdeki en büyük problemlerden biri odur. Türkiye'de de o yüzden TBMM 2012'de Sayıştay raporu siyahla çizildi ve meclisten kaçırıldığı an orada meclisin fonksiyonu yok. Türkiye Büyük Meclisi de böyle Danıştay gibi bir şey oldu yani. Meclis Türkiye'de bu bilinmediği için hiç demokrasi falan filan oturmuyor. Meclisin görevi verginin hesabını sormak ve yeni vergi koymak. Bizde bu hiçbir zaman anlaşılmadığı için meclis böyle zaten cülüften oturulan bir yer halini alıyor. O dolayısıyla yeni bir vergi koyacak, sistem koyacak. Meclisi çağırmak zorundasın. Bunu her orta çağda da yapıyorlar. Bazı yerlerde kurumsallaşıyor. Fransa'da kurumsallaşmıyor. O zaman kral öyle mutlak yetkili falan mutlak değil. Mutlak yetkiliydi. Mutlak yetkiliydi. Mutlak yetkili her işi yapabilen demek değil. Mutlak yetkili hesap vermeyen demek. İtlak edilmiş. Absolute. Absolver edilmiş. Yani yasadan ayrıştırılmış. Yasadan çözülmüş. O tanrıya şey yapıyor. Fakat mutlakiyet her istediğini yapamaz. Yani belli oturmuş kurallar var. Osmanlı'da da kanuni kadim denir. Sultan da her istediğini yapamazdı. Bu çok abartılmış. Bu Max Weber'in sultanizm tartışmaları falan. Bunu Bakı Tezcan falan güzel cevap verdi. Nasıl güzel cevap verdi. Her istediğini yapamaz. Mesela nasıl Osmanlı Sultanı tam mutlak da sayılmaz ama din değiştiremezse yapamıyor. Mesela hacca gidemez. İkinci Osman hacca gitmeye çalıştığı zaman hacca gidemezsin sen diye indiriyorlar bahane edip. Yani İstanbul'da kendi kafasına göre ayrılamaz. Öyle her istediğini yapamaz. Belli bir yerde sonra kardeşlerini öldüremiyor. 19. yüzyılda kardeşlerini de öldüremez. Bunun üzerinde sessiz anlaşmalar vardır. Fransa'da bu ne? Katoliklik. Vatanın bütünlüğü. İşte ne bileyim yargısız infaz. Yargılandırmadan birini yargısız infaz yapamazsın. Bir yasa parlamentolarda yani belediye meclisinde parlamento değil. Belediye meclislerine parlaman deniyor orada. Meclise değil. Belediye meclislerinde onaylanmadan, şehir meclislerinde onaylanmadan bir yasa geçirilemez. Hani belli şeyler var. Her istediğini kafasına göre yapamıyor. İlk oğluna tahtı bırakmak zorunda. O belirleyemiyor. Bizde de var. Mesela Mısır Hidivi değil mi? Yeğenini geçirmiyor. Kendi oğlunu geçirmek için Abdülhamit'ten onay almak zorunda. Yani onun da çok, o da mutlak gibi gözüküyor. Ya da Abdülhamit de yani kendinden sonraki geçecek. Onu öldüremez. O demek ki o dönem oturmuş. 16'da da böyle. Belli şeyleri yapabiliyorsun, belli şeyleri yapamıyorsun. O zaman Fatih Hristiyan olacaktı falan. Olamaz abi. Böyle bir sistem değil o. Belli şeyler şey yapmaz. Değiştirilemez. Hiç şey yapıyor değil. Ama o şeyin içinde bile artık bu anakronizma kalmış. Aynı şey 1917'de de görüyorsun. Rus çarı. Abi Rusya olmuş. St. Petersburg sanayi devi olmuş. Herkes işçi, millet ölüyor. Habire işte Donbas'ta grevler var. İşte işçiler örgütlenmiş. Efendime söyleyeyim. Hala bizim kral Rasputin'le kraliçeyi bırakmış, çariçeyi bırakmış çar seferde Rasputin'le ülke yönetmeye çalışıyorlar. Sen de anakronist kalırsan o anakronizmayı böyle dürerler, bir köşeye atarlar, devrim olur. Ondan sonra patlarsın. Fakat burada Rusya'daki gibi bir anda olmuyor. Yani bir şeyle. Kralın başlattığı bir süreci kralın kontrol edememesiyle oluyor. 1789'da toplanın diyor ve ondan sonra iş başlıyor. Şimdi toplanma şöyle oluyor. 3 tane şey var. Aristokratlar ayrı toplanıyor. Kilise ayrı toplanıyor. Şehirliler, Tier Zeta dediğimiz kısım ayrı toplanıyor. Tier Zeta'nın da şurada güzel bir resim var. Hemen göstereyim. Bak bu ilk toplanması Eta Genero'nun yani Estes General'ın zümbeler meclisi. Eta o demek. Bunlar bir arada toplanıyorlar fakat ilk başta şimdi 600 tane 3. zümreden var. Toplumun %95'ini temsil ediyor. Diğer 2 zümreden de 300-300 var ama bunlar ikisi bir araya gelse ötekini veto ediyor. Bunlar diyor ki hep birlikte toplanalım. Kral olmaz diyor. Bunlar ayrılıyorlar abi 3. zümre. Kendini meclis ilan ediyor. Diyor ki biz Assemblée Nationale Constituante'ız. Yani kurucu milli meclisiz. Tanımayız diyor. Ondan sonra kral ıkmık ediyor. Bir kısım aristokratlar da katılıyor buna ve aristokratların büyükleri kral yanlısı olabilir ama ufak aristokrat, fakir aristokrat da var. Fakir kilisede de fakirler yani büyük bişop olmayanlar, büyük piskopos olmayanlar krala karşı, eski düzene karşı. Bizim müesses nizam dediğimiz hani Fransa'nın CHP zihniyetine erkin karşılar. Tabii ona geliyor. Daha anarşi. Onlar da toplanıyor. Kralından sonra meclisi kapatmaya çalışıyor. Meclisi kapatmaya çalıştıklarından kral da bu. 16. Louis. Toplanıyorlar. Burada da görüyorsunuz Tier Zeta'yı. Burada da yakından bakarsanız siyah giyinmiştir. Burcu o çünkü zevksiz. Çarşamba yani. Bildiğin Fatih Çarşamba. Böyle siyah siyah giyinen. Fundamentalizm anlamında böyle şey ahlak var bunda. Bakın diğerleri şey. Ama o dönem zaten renk şey değil mi? Aristokratlarda tabii, var renk ama yani. İşte daha önce de şeyde atmıştık ya. İşte bunun sağında oturma, solunda oturma hikayesi burada başlıyor. Sağında oturma, sağcı daha şey, solunda oturanlar daha radikaller. Sol, sağ, sol hikayesi
Buradan. Aa, bu güzel. Başlayalım. Ben nerede oturuyorum? Benim gibi Le Marais diyorlar ona. Ova dedikleri bir yer var. Mevsim çoğunluğu ortada oturuyor. Ova ya da bataklık diyorlar. Ortada oturuyor. Biraz ona bakıyor, biraz buna bakıyor. Fakat sağ sol kavramı çok değişecek. Şimdi ilk başta başlıyor abi. Şöyle oluyor. Radikaller kazanıyor diyelim. 6 ay sonra radikallerin içinde daha az radikalleri eliyorlar. 6 ay sonra onlar bir daha ayrılıyor. Daha az radikalleri eliyorlar. 6 ay sonra Robespierre bunlar hep en radikal. Tabii şöyle gidiyor mesela. İlk 1789-91 burjuvaların rejimi. Yani bunlar böyle yumuşak bir geçiş istiyorlar. Fakat kral bunlarla işbirliği yapmadığı için, mallık yaptığı için ve dışarıda savaş çıktığı için inanılmaz bir şey oluyor. Kral kendini diskredite ediyor. İlk başta kralı zorla gidiyorlar Paris'e, Paris'ten götürüyorlar şeye, Versay'a, Versay'dan zorla kadınlar işte gidiyor kafalarına vura vura bunları alıp getiriyor. Ondan sonra krala bile bunları çok radikal bulup işte rüşvete bağlıyor falan filan milleti işte kaçma planları ve kaçıyor. Kaçınca 1791'de kralı geri getiriyor. Ondan sonra radikaller güç kazanmaya başlıyor ve şöyle başlıyor. İlk başta o varlıklı 1791'de Lafayette'in başını çektiği ve meclisteki ılımlı burjuva elementler var. 1790'dan sonra radikalleşiyor meclis biraz daha yeni seçimde. Onların içinden işte bir Jacobenler var ve Girondinler var. Onlar önce Girondinleri yiyorlar. Ondan sonra Jacobenlerin içinde de ayrışma oluyor. Jacobenlerden ilk önce Robespierre, işte kendi Danton var. Biraz daha solunda Hébertistler var. O Hébertistler daha çok radikal. Önce onları yiyor. Daha sonra daha devrim isteyen Danton'u da yiyor. Daha sonra 3-5 ayı da yönetiyor. Bugün toplanıp onu da yiyorlar. Yani sürekli böyle her 3-5 ayda bir tam yani bu bizim WhatsApp grubumuz aslında. Sürekli sadece biz öldürmüyoruz. İnanılmaz kapsamlı bir süreç. Buradaki espri şu. Devrimin radikalleşip radikalleşmeyecek iki şeye bağlı. Konjonktüre ve seçim sistemine. 1789'da yapısal bir şekilde bir takım reformlara gidilebilir ve bu kurumlarla yapılabilir. Yani etajonlara çalıştırılabilir. Ama kral en başından yok öyle olmaz, yok böyle olmaz, yok öyle olmaz dediği için sürekli itibar kaybediyor. Öteki tarafta bir de seçim sistemi. 1791'de Robespierre çok şey yapıyor. Diyor ki bu meclisten kimse ikinci meclise girmesin diyor. Bu da o daha böyle ılımlı olan ve daha tecrübeli, daha burjuva oluşan meclisin hiç seçime girememesi anlamına geliyor. Yeni meclis daha radikal geliyor. Ve üstüne üstlük bir de 1792'de herkes oy hakkı verince oluyor ayak takımı. Bir anda sokaktaki o röportajda konuşan amcalar oy vermeye başlayınca Paris'te işte o zaman ayak takımı geliyor. Sankilot dediğimiz donsuz baldırı çıplak. Sankilot donsuz ya. Kilo, ama kilot bizim don dediğimiz şey değil de bu ayaklarına giydikleri şey. Böyle garip çorapları var ya. Baldırı çıplak yani etini gördün yani aristokrat gibi giyinmeyen. Ayak takımının iktidara gelmesi söz konusu. Daha radikal adamlar ortaya çıkıyor. Bu radikal adamlar işte bir de aynı anda savaş çıkınca yani yurt dışı bir düşman tehdidi var. İçeride kral sana karşı komplo içinde. Bir de her önüne gelen oy kullanabiliyor. Ki ideal bir şey değil arkadaşlar bu tip toplumlar için. Ne oluyor? Daha radikal şeyler geliyor. Bunlar da peyderpey önce kralı öldürüyorlar sonra kendi işlerinde bir süre sonra mecliste şöyle bir şey oluyor. Kalkıyorlar işte Bengü haindir. Ki mesela en son artık devrimin en radikal isminin elenip devrim tekrardan şeye çekildi. Robespierre'in ölümünde şöyle bir şey oluyor. İşte Robespierre depresyona giriyor. O kadar aktif olmadığı bir dönem. Robespierre'i konuşturmuyorlar. Alıyorlar. Şey yapıyorlar. Burada birden fazla güç var. Birden fazla dönüm noktası var. Biri seçimlerin herkesin oy kullanması radikalleştiriyor. Biri 1791'den sonra anayasanın da ortaya çıkmasıyla ilk meclisin tamamen ikinci meclise katılamaması böylece yepyeni bir jenerasyonun gelmesi. 2 yıl sonra siz görevinizi kurucu meclisiniz. Yeni meclise katılmayın deyince radikal bir meclisin ortaya çıkması. Kralın kaçması. Üstüne 1792 yılında Ağustos 10 Ağustos'ta ikinci bir devrim yapıyorlar. Yani bu Paris ayak takımı ayaklanıyor. Paris komününü kuruyorlar. Aynı 1917 Sovyetleri gibi. Şimdi hep devrim deyince bir kere meclise kalıyoruz. Ama bir de ayak takımı var. Paris komünü. Aynı Sovyetler gibi. Tamam mı? Buradaki fark Bolşevikler Sovyetleri ele geçirip pasifize edebildi. Fakat burada meclis Paris komününde aynı şeyi yapamayacak. Onu ortadan kaldırmak durumunda kalacak. Ve onun sözcüsü olan Robespierre gibi insanları da meclisten eleyecek bir süre sonra. 10 Ağustos'ta ikinci devrim yapıyor. Bu sefer tamamen radikal. Her gün birini öldürüyorlar abi. Lan kralın yeğeni var. Adam ismini Philip Legalite diye. Philip eşitlik Dorleyan değil yani. Adam eşitlik Philip diyor kendine. Onu bile öldürdüler. Malev var. Bak 14. Louis'nin sansür bakanı basın özgürlüğü üzerine kitap yazıyor. Böyle bir garip bir adam. Ve Diderot'un ansiklopedisini sansürcü yollayacağız ama kendi evinde saklıyor. Böyle garip bir adam. Bu adamı da öldürdüler. Zaten onu da söyleyeyim. 16. Louis döneminde en büyük problemlerden biri şu. Abi sistem o kadar meşruiyetini yitirmiş ki. Aynı zamanda Çarlık Rusyası'nda da var. Mesela Çarlık Rusyası neden Stalin gibi milleti çatışır öldürmüyor? Stalin yüz binlerce insanı götürdü. İnanıyorlar sisteme çünkü. Stalin'in yakın arkadaşlarını böyle garip garip Moskova mahkemelerinde garip suçlamalara tabi tutup hemen suratınız bozuldu bakıyorum Stalin ister. Gerçekleri konuşalım. Lan Buhari'ni götürdü adam. Öldürdü kimse bir şey demedi. Niye? Sisteme inanıyorlar. Çarlık Rusyası'na yakalıyorlar. 6 ay şey yapıyor. Adam 6 ay duruyor dönüyor. Yani sisteme inanan adam kalmamış zaten 16. Louis döneminde. O maler bir yani adam sansür bakanıyken sansürü zayıflatmış adamı bile öldürüyorlar. Herkes öldürüyorlar abi. Takır takır herkese götürüyorlar ya. Çünkü o dönem işte terör dönemi dediğimiz o dönem. Bu dönemde dışarıdan o şey. Dışarıdan o işgal. Yani bir ara Paris düşecek. O işgal yavaşlayınca da Robespierre bu sefer yük olarak gelmeye başlıyor. Onu yok ediyorlar. Sonra 1995'te bir şey daha yapıyorlar. Amerika'da sisteme dönüyorlar biliyor musunuz? Bundan sonra diyorlar bir meclis kuracağız. Ondan sonraki seçimlerde meclis
sayısı sadece 3'te 1 yenilecek her senede bir. Bunu niye yapıyorlar? Amerika'da da var. Mesela senatonun 3'te 1'i her 2 senede bir yenileniyor ya. Bir anda abi bir, şimdi demokrasilerde şöyle bir şey var. Bir adam geldi popülist, aldı %50, %60 oy. Ondan sonra her şeyi değiştirebiliyor ya. Özellikle burada daha güçler eşitliğin oturmadığı zamanlarda. Bu olmasın diye ya da işte bir anda böyle savaş anında bir radikal grup ortaya çıkmasın diye böyle işte her 3'te 1'ini yenileme gibi bir sistem ortaya çıkıyor. Böylece diyelim radikaller güçlendi bir seçim. Ötekiler de bir kendilerine çekidüzen verebilirler. En azından biz onların gücünün ülkeye ne getirdiğini görüp bir sonraki seçimde ona karşı önlem alabiliriz. Böylece 5 kişilik meclis 3 aşamada yenileniyor. Denge daha şey oturuyor 1795'ten sonra. Bu sistem de işlemeyecek. Yani burada aslında bizim Kurtuluş Savaşı'nda da yaşadığımız şey güçlü liderlik, başkanlık sistemi falan filan tartışmaları da buradan geliyor. Bir tüm kriz döneminde şey meclis yürütemiyor. Çünkü meclis kendi arasından vekil atıyor. Sonra vekili dövüyor duruyor. Bizim ilk meclis de öyle. Abi savaş var. Vekiller iş yapacak. Yani bakanlar iş yapacak. Milletvekilleri sürekli eleştiriyor falan. Ya da işte mecliste bir anda gaza geliyorsun. Bir sürü adamı kesiyorsun, öldürüyorsun falan. Bu olmayacak. İlk başta 1995'te bir başka sisteme geçirecek. Ondan sonra direktuar dediğim sisteme, yani 3 kişinin yürütmeyi oluşturduğu ve altta bir meclis olduğu sisteme geçecek. En son Napolyon darbe yapıp kendini konsül, oradan da imparator yapacak. Yani devrim diye başladığın, kralık olduğun imparator getirdin. Böyle bir şey var mı ya? Fransız işte. Bu kelle almalar bitmiyor o zaman. Senin kelle alma bitmiyor. Bak üstünde, bu üstüne bayağı kan yapmışlar ha. Devrim kendi çocuklarını yedi o zaman yani, öyle diyeyim. Abi yiyor işte, çünkü devrim. Şimdi bir şey devirmek kolay. Devirdin. Devirmek kolay. Sonra ne yapacaksın? Mesela dinler de böyledir. Radikal şekilde çıkarlar. Sonra normalde o 50 sene önce doğsa kendisine karşı gelecek adamlar o dinleri ya da devrimleri ele geçirir. Ve 50 sene önce doğmuş olsa o devrimlere için hayatını verecek adamları devrim adına öldürür. Bu 36-38 mahkemeleri Stalin'i yapan savcı eski menşevikti. Lenin'in de aklındaki yakalama kararını çıkaran oydu. Ya da işte ne bileyim Ebu Süfyan'ın ve Muaviye üzerinden halifeliği ele geçirmesi de odur yani. Hocam devrimin simgesi bir de Bastil hapishanesi olayı var. Ya o şeyle alakalı. Halk ilk defa gösteriyor. Bastil. Yani bu çok abartıyorlar. 14 Temmuz kutlandığı için. Bütün bunlar oluyorken yani 5 Mayıs'ta toplanıyor meclis. Orada işte meclis tek kamar mı toplansın? Kral kapatacak mı? Orada bir takım itişimler kaçmalar olurken halkta ekmek fiyatı, yani ekmek o kadar pahalı ki ya 16 milyon 2 milyonu dileniyor ya. 16 milyon kişiyi inceleyen bir şey yapıldı. 2 milyon dilenci var. Ölmüş millet açlıktan ölüyor. Şeye saldırıyor, Bastil'e saldırıyor. Oradaki salak da onlara ateş ediyor. Bastil'i yağmalıyorlar, onu da öldürüyorlar. E tabii kralın prestiji mahvoluyor. Ondan sonra da birkaç ay sonra da kadınlar yürüyor, ekmek yok diye ellerine tencere tava alıyorlar. Şimdi şunu anlamadım. Bu kadar mücadele veriliyor, sonunda bir cumhuriyet kuruluyor, ilan ediliyor falan filan bilmem ne. Sonra bu sistemden faydalanacak olan o burjuvazi dediniz ya. Daha sonrasında başına imparator getiriyor. Ama burjuva imparator sever. Burjuva şunu ister. Kurumsal şey. Bugün de problem budur. Mesela özellikle böyle çok demokrasi sloganı atan falan filan işte al demokrasi gidince mesela AKP geliyor, aynı şey. Yani şeyi göremezsin. O senin orta sınıf ihtiyaçlarının demokrasi olmayabilir. Demokrasi de popülizme açıktır. Alt sınıfların, proletaryanın ve lümpen proletaryanın da baldırı çıplak sankilotların istekleri seninkine uymayabilir. Burada öyle bir problem var. Demokrasi kurumlar güçler birliğiyle popülizmden uzak tutulabilirse, güçler ayrılığıyla popülizmden uzak tutulabilirse orta sınıflar için makbul bir rejimdir. Yoksa orta sınıf dediğin %3, %5 her yerde. Sen direkt böyle ölme sınırında aşkındaki adama verirsen o ekmek diyene oyunu verecek ve onun hassasiyetleri sana hiçbir şekilde uymayacak. Çünkü sen aynı zamanda orta sınıf olarak elitliğini korumak istiyorsun. O yüzden yani bu demokrasiler parlamenter demokrasidir ve direkt demokrasi değildir. Direkt demokrasi diye de bir şey var. Mesela hiç bahsetmiyoruz. Demokrasinin esas direkt demokrasi. Bunu Paris Komünü gibi bir şey de kuruyorsun. Adamlar meclis, mesela Girondinler, Jacobinler nasıl eledi? Gaza getirdiler halkı. Meclisi bastırttılar. Bunları aldılar meclisten. Önce hapsedip yargılayıp öldürdüler. Robespierre, Danton'u da öyleydi ama yani Girondinler esas daha iktidardaydılar. Bu Robespierre falan değildi. Halkla yedirdiler onları. Danton dediğimiz adam, çok üzülüyoruz Robespierre onu öldürdü diye. Mesela Danton Fransa'da anılıyor. Robespierre hiçbir yerde adı anılmaz. Robespierre'de Danton dediğin hapishanelere basıp masum insanları öldürdü bunlar. Bunlara Septembriseur denir. Allah belanızı versin. Ve salaklar gidip işte şeyleri, kralı geri getirmeye çalışan insanları öldüreceğiz dediler. Bir sürü çoluk, çocuk, kadın, madın. Üçte ikisinin alakası yok mevzuyla. Onları da öldürdüler. Eli kanlı şeyler. Şimdi sen onu deklanşe ettiğin zaman, onu trigger ettiğin zaman, öyle yaptığın zaman dolayısıyla yani burjuva korkaktır. Burjuva kaypaktır. Burjuva demokrasi ister ama kurumlarla olsun ki kendi egemenliği içinde bir demokrasi olsun. İster öyle halk hareketlerini falan fazla sevmez. Halk hareketleri diktatör doğurur. Halk hareketleri popülizm doğurur. Halk hareketleri 2023'te ESG arkadaşlar. Hocam kralı destekleyen yok mu hiç ya? Var var. Özellikle bir yerden sonra Paris çok radikalleşiyor. Paris taşra ikilemi var. Şimdi Paris ne? Radikalleşiyorsun ama Paris Kadıköy gibi, bir de bunun Arnavut köyü var. İlçe olan. Yani evet, onlar da çünkü köylüler aptal değil. Mesela köylüler şatolara saldırıyorlar ya aristokratların. Şato yıkmıyorlar. Borçlarının olduğu belgeleri bulup yakıyorlar. Uyanıklar yani. Kimse gerizekalı değil. İyi. Aynen öyle. Dolayısıyla bunlar aslında
işi biliyorlar. Ama Paris çok uç bir noktaya taşıdığı için bunlar bakıyorlar, Paris'te bir takım adamlar belli yerlere ele geçirmişler. Sırf Paris şehrine hakimim diye Fransa'da abuk sabuk şeyler yapıyorlar. Bir ara mesela dinini yasaklayacaklar. Kendine din, kendine takvim yapacak ya. Brumer, Brumer aylar uyacak. Din yapacak kendine. Bir Hebertistler bir önce bir din yapacaklar. Kültelet Süprem diye işte Supreme Being'in şeydi. Sonra onun ateizmini beğenmeyecek. Ateist olmayan Jacques Robespierre bir din yapacak. Hatta kendi böyle şeylerin üstünde işte ne bileyim. Onun ne yazık ki güzel bir görseli yok ama Danton filminde çok güzel gösteriyordu. Kendini böyle işte özgürlük savaşçısı işte ne bileyim işte Rezon'un, Rezon Temple'ı mabedi. Yani mantık mabedi, akıl mabedi diye şey yapacaklar. Tam böyle pozitivist akılcı mesela Türkiye'de Cahit Şengör'de görebileceğiniz bir şeyle beraber şeyi ön plana koyarak onu din yerine koyacak. Ama dinin başka bir ya şeyleri falan kapatıyorlar ya. Kiliseleri kapatıyorlar. Bildiğin kiliseyi kapıyor yani. Bu çok garip bir şey. Yani nasıl karşılıyor peki insanlar? Valla insanlar korkuda ilk başta bir şey karşılamamış. Çok yerde isyan ediyor. İsyan edince kesiyorlar. Zaten nüfus çok Fransa. 28 bin adam var abi. Türkiye'de 1920'de 13 milyon var. Fransa'da 28 bin adam var. Birbirlerini kesip duruyorlar. Birçok şehir isyan ediyor. Onlar aynı bu Beyaz Ordu hikayesi gibi. Birçok şehir isyan ediyor. Çok ileri gittiniz diyorlar. Dolayısıyla ama Paris'in içinde de iki ayrı grup var. O dönem inanılmaz. Bir dışarıda düşmana karşı. Duramamışlar mı acaba bir süre sonra artık? Ya duramıyorlar ve çok fazla adam öldürülüyor. Özellikle mesela bu Fuşen'in Muşen'in öldürdükleri çok fazladır. Çok radikal insanlar birbirlerini çok öldürüyor ve çok zulüm de oluyor devrimde zaten. Mahkeme falan hiçbir şey. Mahkeme şöyle oluyor, çıkıyorsun böyle sen bundan suçun çat çat. Mahkeme o. Bir günde hallediyor. Şey de çok ilginç tesadüf, Napolyon da çok özgün bir karakter. Napolyon özgün bir karakter çünkü abi Napolyon çok uyanık bir adam. Bir de böyle Korsikalı falan aksanlı Fransız. Bak enteresan şey, Napolyon aksanlı Fransa konuşuyor. Mesela bizim Sokol'la Mokol da aksanlı. Doğru düzgün Türkçe konuşamıyordu onlar muhtemelen. Gidiyorsun koskoca Nelson bre falan diğer adamlar bunlar yani. Konuşamıyor çünkü herif Sırp. Napolyon da Korsika aksanıyla konuşuyormuş. Yani ben de demek ki Fransa'ya düşünür olabilirim doğru konjektürde. Aksanlı problem olmaz. Peki mesela devrim Avrupa'ya nasıl bir etkide bulunuyor? Şimdi devrim ilk başta bunlar bir gerizekalılık yapıyorlar. 16. Louis öldürülecek gibi değil. 16. Louis ölürse Paris'i duman ederiz falan filan dedikleri için içeride millet radikalleşiyor. Bir de bazı aristokratlar bunları emigre diyoruz. Yani emigre etmiş, dışarıya göç etmiş. Dışarıda böyle şeylerde Viyana'da, Miyana'da işte hadi ordu toplayalım Fransa'ya saldıralım falan diyor. Ve bundan dolayı içeride büyük bir paranoya var. Her yerde Fedoncu aramak gibi her yerde aristokratik komplo diye bir şey arıyorlar. İşte bu da şeyci, bu da aristokratçı. Öyle bir sürü masum insanı da götürüyorlar. Çünkü korku anlarında her yerde düşman ararsın. Her yerde düşman aradığında da çok fazla insan suçsuzken suçlu haline gelebilir. Öyle çok insanı kaybediyor. O paranoya haliyle de kralı da öyle öldürüyorlar. Marie Antoinette öyle öldürüyorlar. Peki hocam pasta mı yesinler ya? Ya bir kere pasta değil o brioche. İki öyle bir laf demedi muhtemelen. Brioche çok güzel. Brioche. Ya brioche da garip bir şey. Mesela brioche şeyde şeye brioche diyorlar. Rafine'deki şeylerimiz değil mi? French toast yaptıkları işte. Brioche. Ha burada ona diyorlar. Venedik'te kruvasana brioche diyorlar. Ya da bütün hamur işlerine brioche diyorlar. Karışık onlar yani. Her ülkenin ekmek fiyatına şey gelmiş yani. Düşünsene ekmekten dolayı millet şey yapamıyor. Açlıktan ölüyor anasını satayım. Bu tip dönemlerde, kriz dönemlerinde para basacaksın. Şimdi bunlar alıyorlar abi rejimi. Bak bu muhteşem bir şey. Şimdi devrimler borçların sıfırlanmasıdır. Ne demek bu? Şimdi biz burada bir sistem yarattık. Ben Bengü'ye bir takım imtiyazlar verdim. Sana bir takım imtiyazlar verdim. Sonra abi yeni insanlar var. Onları da vereceğim ama sizden alamıyorum ki imtiyazları. Dolayısıyla bir noktada ya da toplumun %80'i çok borçlandı. Kızlar işte fahişeliğe başladı. Kendisi serf oldu. Bir nokta hayat dayanılmaz hale geldi. Tüm borçların sıfırlanması lazım. Böyle durumlarda yeni dinlerin, yeni devrimlerin çıktığını görüyoruz. Sistemi komple. Sadece sistemi yukarıdan değil alttan da bir yenilemek lazım. Şimdi Fransa ihtilaline geldin. İhtilali yaptın. Sadece hukuk güzellikler, özgürlük mözeyi tırt tırt işte deklarasyon de durağı dönem ediyor sütü aynı insan ve vatandaş hakları bildirgesini yayınladım falan ama onun dışında bile şimdi mesela kilisenin imtiyazları var. Abi şimdi bunlar kilisenin malı var vergi vermiyor. Aristokrat vergi vermiyor. Aristokratlar bambaşka bir şey. Bunların hepsini sıfırlıyorlar. Ne yapıyorlar abi? İşte bu radikal şeyin içinde tamam mı? İlk önce kanun eşitlikleri falan yapıyorlar. İlk başta bu loncaları kaldırıyorlar, iş gümrükleri kaldırıyorlar, aristokratlık unvanları kaldırıyorlar. Ama bir yerde para bulmak lazım. Sadece böyle hukuki eşitsizlikleri kaldırmak yetmez. Para bulamıyorsun. Niye? Zaten borçlusun. Zaten herkes sana isyan etmiş. Vergi de toplayamıyorsun. İki tane şey yapacaksın. Birincisi kilisenin mallarına çöküyorlar. Bien nationaux dedikleri. Yani bunlar milli mal diyor. Biz size vergi vereceğiz. Hop kiliseyi devlet memuru haline getir. Diyanet oldu yani bir anda. Tamam mı? Onlara da bir tane yemin ettiriyorlar. Constitution civil de clergé diye onlara yaptıkları ayrı bir anayasa var. Buna diyorlar yemin edeceksin. Herif Katolik yemin eder mi? Etmeyenleri öldürüyor. İlk başta atıyorlar sonra öldürüyorlar falan. Kilisenin mallara bir çöktür ama yetmiyor. Ne yapacaksın? Bir devlet vatandaşının cebindeki paraya nasıl ortak olur? Devlet yönetiyorsun. Halkı fakirleştirmek ve o yarattığın zenginliği tekrar dağıtmak istiyorsun o parayı. Para basacaksın. Para basarsan tamam mı? Parası değersizleşecek. Evet onun parası değersizleşecek. Bunlar da kağıt bayağı para basacaksın ama. Basacaksın yani. Öyle altın basmakla olmaz. Altını basma altını.
kağıdın değeri yok ya. Asinya diye bir para basıyorlar. Basar basar %50 gidiyor zaten. Sen parayı basarsan işte halkın cebindeki tüm daha şey. Sen de yeni bir zenginlikle bir nefes alırsın. Bunlar bir de para basıyorlar abi. Para bastım zenginin şey. Bizdeki gibi yalnız para basıp zengine verip fakirden gitmiyor. Para basıp burada zenginin aslında malından biraz götürmüş oluyor. Çünkü para bulması lazım. Para basıyor, o parayla biraz hani hep bir sonraki ayı çıkarmak. İnsanlar açlıktan öldüğü için asinya diye bir para basıyorlar ama o paralardan. Vallahi benziyormuş bugünlere ya. Bugünlere benziyor mu? Bugünkünde... Biz de geldik yani. Oralara ben... Ama bizimkinde başka bir şey var. Bizimkinde o basılan parayla tekrardan sermayedarı koruyor. Buradaki parayla sermayedarın ağırlığını azaltıp aslında bir ekonomi çevirip fakiri doyurmak istiyor. Neden? Çünkü şöyle bir şey var abi. Halk ölmek üzereyse sistem ona yardım eder. Ama senin iki araban varsa taksini ödemiyorum dedim mi kapalı kapılar arkasında sermayedar kendisini korur. Bu sermayedarlar halk ölüyorken de onlara yardım etmek istemez. İşte öyle faşizm, komünizm falan çıkınca ayda sistem gidiyor diye sosyal devleti çıkarırlar. Ama öyle bir dönem yok. Bu dönemde zaten dediğim gibi gırtlağını kesecek sanki lotlar, baldırı çıplaklar. Para basıyorlar. O paraları tak 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 yapıp sistemi çeviriyorlar. Hocam peki Jacobenler hiç kaybetmeseydi, Napolyon olmasaydı? Ya Jacobenlerin kaybetmedi sistem işte 1917'de var. 12. kitapta anlatacağım bir yere kadar. Orada Stalin gibi biri çıkıyor. Yani onlardan biri stabilize ediyor. Yani Bolşeviklerin arasından birinin çıkıp kamu güvenliği teşkilat dediğimiz Robespierre'in de bir parçası olduğu en radikal herkesi öldürmesini önünü açan ve 1994'ü terörize eden grubun bir lideri bir şey yok. Robespierre karizmatikti ama bunlar birbirlerine düştükleri anda zaten tasfiye edildiler. Şimdi Stalin onu başardı. Stalin arkadaşlarını öldürüp oraya kıtık yozları yerleştirerek ve işte bir oraya bir buraya oynayarak sistemi devam ettirdi. Tabii burada önemli olan bir şey Stalin değil, Robespierre biraz Troçki. Muhtemelen Troçki gibi biri kazansaymış, Sovyetlerde de bir yerde içeride onu harcarlarmış. Belki Danton kazansaydı Stalin gibi biri olabilirdi. Bunlar güzel paralellikler ama bir şey söyleyeyim mi? İki şey benziyor. Yani Jacobin mantığının ayakta durduğu Robespierre'siz, Dantonlu diyelim. Bir Jacobin mantığının ayakta durduğu bir sistem herhalde gene yani su yolunu buluyor. Stalin gibi devrimciyken bir anda devrim karşıtı bir hale yani devrimi yaptıklarını dediğim gibi belli şeyleri budamak durumunda kalan stabilize etmek yoluna gidebilirdi. Tabi burada şey de söyleyeyim Jacobin diyoruz ya bunlar politik parti gibi değil. Abi kulüp var Jacobinler kulübü. Mesela Danton Jacobin değil Cordeli kulübünde takılıyor. Ama bir yerden sonra bunlara Jacobinlere Montagnard Dağlı da deniyor. Çok karışık. Onları olabildiğince bu şeyleri sadeleştirerek anlatmaya çalıştım kitapta. Çok karmaşık çünkü. Dediğim gibi işte Flu TV'ci diyorsun. Sonra aynı bizim gibi işte bilmem neci diyorsun. Orada penacı diyorsun. Biri bilmem ne. Yalın Alpay kendi kanalı. Buna benzer bir sistem. Yani kulüp değil. Kulüp olarak bir şeyleri yok. Adam dediğim gibi Kordeleci Danton'da Jacobinlerle anıyoruz bir yerden sonra. Aslında Jacobin değil ki adam. Jacobinlerin içinde Robespierre'ciler var. Jacobin'i öldürüyor. Girondinler de bir ara Jacobin'di. Olay Jacobin'i en radikal olarak kullanırsak böyle kapsül atıyor sürekli. Şimdi tık bir yere geliyor. İçinden daha da şeyler diyor ki siz apelansınız. Siz diyor kralın öldürülmesinde referanduma gidelim. Kralı öldürmek istemediniz diyor. Siz onları şey yapıyor. Siz feyyansınız onları atıyor. Sonra bir yere kadar gidiyor. Sen diyor Girondinlere ayrılıyor onları. Siz çok radikalsiniz. Onlar iktidara geliyor. Onları bir şekilde işte ikinci devrim dedim 10 Ağustos'ta şey yapıp eliyor. Ondan sonra bir aşama daha gidiyor. Tak Robespierre Danton'a diyor yeter bu kadar reform. Revolüsyon yeter biraz artık hani işimize bakalım. Onu da öldürüyor. Sonra solda Hebertis var. Onlar daha çok devrim istiyor. O da diyor ki sen çok da onu da öldürüyor. Yani böyle sürekli sağdan soldan kapsül atıyor. En son Last Man Standing Robespierre onu da öldürüyorlar. Ondan sonra Jacobin'e kıtıp yozlar kalıyor. O salaklar da sürdüremiyorlar. Abi öyle bir şey olmaz. Gidiyorsun oraya. Bir konuşma yapıyorsun mesela. Çıkıyorum işte ben güçüncü şöyledir böyledir. O hadi oyluyorlar öldürüyorlar lan. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii o giyotin resmi de var. Çok güzel bak. Sarhoş edici bir güç yani. Ya tam öyle de değil. Güç de değil bunlar. Deli bunlar. Mesela Danton ölüme korkmadan gidiyor. Bak öyle değil. Bunlar çıkarıcı adamlar değil. Bu devrim dönemi. Türk devrimi falan filan da öyle. Yani bir şey oluyor adam. Ya o kadar ülkeyi yönetiyor tamam mı? Mesela ne oldu abi? Şeye, Kuruşova bilmem ne. Gitti şeyinde kendi bir tane ufacık evinde oturdu. Ya mesela Lenin'in karısı ne iş yapıyordu? Kütüphane müdürü mü neydi? Abi böyle iyi hayatlar. Bunlar da aynen öyle. Mesela Danton ya gidiyor bir ara Paris'ten sonra zorla getiriyorlar. Aslında adamın kafada bir şey var. O zaman bugünkü böyle parayı vururuz bilmem ne öyle bir şey yok ki zaten. Yani adam kafada bir şeyle ölüme de gidiyor. O kadar rahat ki ölüm. Stalin döneminde de öyle. O kadar adam ölmüş. Yani Bolşeviklerin içinden halkı demiyorum. Bolşevikler içinden orijinal kadrodan merkez kurulundan bir tane adam kalmamış ya. Yani bir tane Kalinin Stalin bir de çok onlardan geç Molotov falan adam kalmıyor yani o iki şeyden ama zaten hep öyle. Hep birileri ölmüş, birileri öldürülmüş. Adamlar öyle yaşamıyorlar. Yani o güçle değil. Bu Robespierre deli. Hakikaten herif inanıyor. Mesela dinleyince kendisi morali bozuluyor falan. Ve ölüme gidiyorlar adamlar. Çok kişisel çıkar değil yani buradaki mevzu. Kişisel neyi çıkar olacak ki yani? Yok. Varlık, zenginlik yok falan abi, değil derken yani. Yok abi. Robespierre çok böyle şey. Hocam etik. Tarihin hatırladığı herkes biraz delidir ya. Evet doğru. Hep hayalim bu değil mi? Tarihe böyle geçeceğini düşünüyorsun. O zaman teşekkür ediyoruz hocam yani. Kitap, evladiyelik kitabımız. Evet devamı gelecek. Bundan sonra Rus devrimi
gelecek, başka devrimlerden bahsedecek. Dediğim gibi bunun mizampajı ne zormuş, ne uğraştık ya. Abi olacak iş değil yani. Bir de kısa yazmak çok zormuş. Normal bir kitaba göre bir tık daha kısa tabii bu. Dediğim gibi görseli de kullanmayı öğrenmek lazım. Yeni bir challenge. Ben aynı şeyi 2-3 kere yapmak istemiyorum. Böyle de bir serimiz olacak. Benim için de çok enteresan bir tecrübe oldu. Bunu böyle çok duyurmadık, gizli gizli yürütüyorduk. Birden fazla kişi de tabii yardım etti. Çok teşekkür ediyorum onlara ama ön sözlü ediyorum. Burada isimlerini almak istemiyorum. Dediğim gibi bu bir giriş kitabı. Olabildiğince basitleştiren ve konsepti anlatan, yani bir mantığı veren, argümanları veren bir kitap. Sonunda fakat ilerletmek isterseniz bir kitap önerileri kısmı da var. Onu bunun arkasına Vuarosi diye de koyacağım ki gidip böyle kütüphanelerde, şeylerde şey yapmak yani durumunda kalmayın. Hakikaten çok seviyorum. Benim çok sevdiğim bir alan Fransa. Fransa'yı ben çok seviyorum. Michel Zevaco'dan kaynaklı. İki doktor hocamdan biri de Fransız tarihçisiydi. O yüzden bunları almak zorunda kalıyorduk. Fransız devrimi üzerine de çalışıyordu. Onun da çok güzel bir kitabı var. James B. Collins'in kitabı. O da burada var ama kitabın ismini hatırlayamadım. The Ancien Régime and the French Revolution demiş. Dediğim gibi onu Vuarosi diye göreceksiniz. Kendinizi bu alanda geliştirmek isteyebilirsiniz. Ama hakikaten bütün bu kitaplar inanılmaz derecede karışık. Çünkü herkes bu kavramları çok iyi bildiğini düşünüyor herkesin. Fransa'da mantıklı. Çok güzel kitaplar yazıyorlar ama mesela bizim mesela Mondros gibi bir şey açıklamadan yazıyoruz. O da onu yazıyor ama bilmiyorsun. Ben hiç bilmeyen biri için yazdım. Çünkü ben de 5-6 senede hiçbir şey okumuyordum bu alanda. Dolayısıyla ilk outline'ı oluştururken aklımda anlattığım şeyle biraz uzaklaşmıştım konuya. O uzaklaşmanın avantajını kullanmaya çalıştım. Bu formatı da böyle kullanmak çok hoşuma gitti. Değişik bir tecrübeydi benim için. Özellikle böyle kanlı kapaklar falan. Evet, bu kitaplardan sınırlı sayıda imzalayacağım. Kaç tane imzalayacağım şuraya yazıyorum. Altta onun linki de var. Oradan alabileceksiniz. Yani bona lettura, bon lektür. İyi okumalar, keyifli okumalar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayan Bogomil olur. Herkes bilmek istiyor ama kimse öğrenmek istemiyor.